Robotlar uzun süredir endüstriyel alanda yer alarak bizlerle birlikte ekonomiye ve sanayiye fayda sağlamakta. Robot sözcüğü ilk olarak Karol Kipek adlı Çekoslovak bir yazar tarafından 1921'de yazdığı R.U.R. adlı tiyatro oyununda kullanılmıştır. Çekoslovakça'da robota sözcüğü zorla çalıştırılan işçi anlamına gelmektedir. Aslında robotların tarihi sandığımızdan çok daha eskilere dayanıyor. Eski Mısır ve Yunan medeniyetlerinde gördüğümüz otomatik su saatleri, Homeros'un İlyadası'nda bahsi geçen insan yapım hizmetçiler, Leonardo da Vinci'nin yürüyen mekanik aslanı gibi örnekler esasen tarihin ilk robot örnekleriydi. Robotlar, otonom veya önceden programlanmış görevleri yerine getirebilen elektromekanik cihazların genel ismidir. Güncel tanımıyla robotlar, elektronik ve mekanik birimlerden oluşan algılama yeteneğine sahip ve programlanabilen cihazdır. Yine başka bir tanımla robotlar, canlıların işlevlerini ve davranışlarını taklit edebilen fiziksel yeteneklere ve yapay zekaya sahip, disiplinler arası öğeler içeren mühendislik ürünleridir. Robotlar, doğrudan bir operatörün kontrolünde çalışabildikleri gibi bağımsız olarak bir bilgisayar programının kontrolünde de çalışabilir. Robot deyince insan benzeri makineler akla gelse de robotların çok azı insana benzer. Örneğin günümüzde fabrikalarda binlerce farklı formdaki insana benzemeyen robotlar üretime katkıda bulunmaya devam ediyor. Robotlar günümüzde büyük bir tarihsel gelişime uğramışlardır. İnsanların ilk ürettikleri robotlar eğlence amacıyla üretilmiş cihazlardır. İç mekanizmasından çok dış görünüşü ile ilgileniliyordu. Birden fazla görev istenemiyordu. Yeni bir görev için yeniden tasarlanması gerekiyordu. Üzerinde herhangi bir sensör yer almıyordu. Günümüzde ise robotlar insanların ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılayacak hale gelmiştir. Şu anda en büyük kullanım alanını endüstriyel sanayi oluşturmaktadır. Zamanla insanların robotlara karşı öngörü ile yaklaşmasıyla Isaac Asimov robotların amacının insanlara hizmet olduğunu belirterek Robot Yasası adı altında 3 maddelik bilgi yayınladı. Isaac Asimov'un tanımına göre 3 maddeden oluşan yasa şu şekildedir. 1. Bir robot bir insana zarar veremez veya kayıtsız kalarak bir insanın zarar görmesine neden olamaz. 2. Birinci yasa ile çatışmamak şartı ile bir robot insanlar tarafından verilen emirlere uymak zorundadır. 3. Birinci ve ikinci yasa ile çatışmamak şartı ile bir robot kendi varlığını korumalıdır. Robotların tarihinde Isaac Asimov önemli bir kişiliktir. 1940 ve 50'li yıllarda robotlarla ilgili çok sayıda kısa hikaye yazan bir yazardır. Ve aynı zamanda robotik kelimesini ilk kullanan kişidir. Şaşırtıcı olsa da Asimov bir bilim adamı değildir. Sanayi devrimiyle gelen teknolojik gelişmelerin ardından sadece karnına bastırınca ağlayan oyuncak bebeklerden ibaret olan robotik sektörü 1962'de General Motors'un Unimate'i üretmesiyle birlikte sıcak metalleri taşıtmak için endüstriye girdi. 20. yüzyılın sonuna geldiğimizde robotik sistemler iş dünyasından sonra evlere bile girmişti. Tekrar programlanabilen robotlar, birden fazla iş yapabilenler derken çeşitli robotlar birçok alanda kullanılabilir hale geldi. Bugün robotlar tıptan astronomiye, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Astronomide kullanılan keşif robotları, gezegenlerin yüzeylerinde gezip bilgi toplamak amacıyla tasarlanmıştır. Şu ana kadar Ay ve Mars'a pek çok yolculuk yapan bu robotlar, evrenin nasıl işlediğini, diğer gezegenlerde yaşam olup olmadığını anlamamızda çok büyük bir rol oynadılar. Bunların en gelişmişi Curiosity, Türkçe anlamıyla merak robotu, küçük bir otomobil büyüklüğündedir. Yüzey analizleri yapabilmek, herhangi bir oluşum, taş, toprak resimleri çekebilmek ve bilimsel deneyler yapabilmek için 2 metreye kadar uzanan robotik kola sahiptir. 2.7 metre genişliğinde ve 2.1 metre yüksekliğinde olan robot 900 kilogram ağırlığındadır ve 50 santimetre çapında tekerleklere sahiptir. Kaşif robot, NASA laboratuvarlarında çalışan mühendisler tarafından belirli engelleri aşabilecek ve otonom seyahat edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Curiosity, ihtiyaç duyduğu gerekli enerjiyi üzerindeki küçük bir termonükleer santralden elde etmektedir. Robotlardan en fazla ilgi çekeni ise şüphesiz ki insansı robotlardır. Bu robot türü, vücut şekli insan vücuduna benzemek üzere üretilen robottur. İnsansı robotlar, kafa, kol, bacak gibi uzuvlara sahip olarak insanların var olduğu ortamlarda onlarla işbirliği içerisinde bulunabilme ve insanların kullandığı aletleri kullanabilme prensibiyle geliştiriliyor.
Bu noktada tabii ki insansız robotların en büyük avantajı insanlar için tasarlanmış araç ve mekanları herhangi bir değişiklik gerektirmeden kullanılabilecek olmalarıdır. Bu insansı ve sosyal robotlar robotik sektörünün en önemli gelişme alanlarından bir tanesidir. İnsansız robotların en meşhur olanlarından biri Sophia. Sophia, Hong Kong merkezli bir şirket olan Hanson Robotics tarafından geliştirildi. İlk defa 2016 Şubat ayında tanıtıldığı sırada pek çok kesimin ilgisini çekmeyi ve medyada geniş yer edinmeyi başardı. İnsansı görünümü ve gerçekçi diyaloglarıyla Westworld gibi dizi senaryolarının çok da uzağımızda olmadığını anlamış olduk böylece. Sophia'nın Will Smith ile bir buluşma gerçekleştirdiği video yaklaşık 30 milyon kişi tarafından izlendi. Kahverengi gözleri, uzun kiprikleri ve narin görünümüyle güzel bir kadın görüntüsünde olan Sophia, daha sonra Suudi Arabistan'da vatandaşlık sahibi oldu. Bu da onu bu tür bir statüye ulaşan ilk insansız robot haline getirdi. Sophia'nın duygularını ifade edebilmesi özellikle dikkat çeken konuların başında geliyor. Bir yapay zekanın duygularının olması başlı başına ilginç bir konuyken, robot Sophia'nın öfkelendiğinden ya da üzüldüğünden bahsetmesi onu izleyenleri ve dinleyenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Sophia pek çoğumuz için artık bir fenomen. Robot Asimo. Türkiye'yi de daha önce ziyaret etmiş olan Asimo, Honda Motor tarafından tasarlanmış ve üretilmiş bir insansız robottur. 130 cm yüksekliğinde, 54 kilogram ağırlığında olan robot, sırt çantası giymekte olan bir astronot görünümündedir. Ve iki ayak üstünde saatte 6 kilometreye varan bir hızda yürüyebilme ve koşabilme yetisine sahiptir. Asimo, Honda'nın araştırma ve geliştirme merkezi tarafından Japonya'da üretilmiştir. 1986 yılında başlatılan geliştirmeler ile zamanla fonksiyon olarak kamera ve görsel bilgiyi kullanarak hareketli nesneleri, jestleri, mimikleri ve bulunduğu çevreyi tanıyabilir hale gelmiştir. Ve herkesin ilgiyle takip ettiği atletik robot Atlas. ABD'li Boston Dynamics şirketinin Atlas isimli robotunu bilmeyen yok. İnsan hareketlerini tümüyle taklit edebilen robotlar üzerine çalışmalar yürüten şirket, Atlas'ı geliştirmeye devam ediyor. Robotların neler yapabildiğini kısa videolar ile gösteren Boston Dynamics, robotları ile bir anda gündem olmuştu. Atlas'ın üretim ve gelişim süreci de şirketin resmi YouTube sayfasında sık sık paylaşılıyor. 2016 yılında şirket çalışanlarının Atlas'ı deney amaçlı sopalarla ittiği videosundan sonra tanıdığımız robot, yıllar içerisinde gelişimini sürdürmeye devam etti. Atlas, 2017 yılında ters taklalı, zıplamalı bir videosu ile herkese itilip kakılamayacak biri olduğunu gösterdikten sonra gelişimine devam etti. 2018 yılına geldiğimizde ise Atlas artık bir parkur koşucusuydu. Dengesini kaybetmeden düzgün bir şekilde sıçrayıp parkuru tamamlayabiliyordu. Bunu yaparken de görsel işaretlere dikkat ediyor, parkurda bulunan engeller için fiziksel ve dijital hesaplamaları anlık yapıyordu. 1,5 metre uzunluğunda ve 80 kilogram ağırlığında olan Atlas, gelişmiş kontrol sistemi sayesinde karmaşık etkileşimleri ve algoritmaları kullanarak hareketlerini planlayabiliyor ve çevik hareketler sergileyebiliyor. Dünyada robot üretimi alanında öncü bir şirket olan Boston Dynamics'in, Atlas'ın yanı sıra farklı amaçlara yönelik tasarlanan çok sayıda robotu bulunuyor. Robotların teknolojik olarak gelişimi iki yönde hızla devam ediyor. Bir yandan ağır ve önemli işlerin altından kalkan ve işe yarayan robotlar geliştirilirken, diğer yandan insansız robotlar ortaya çıkıyor. Robotlar yalnızca hayatlarımıza girip bizi anlamakla kalmayacaklar, ayrıca yapay zeka sayesinde edindikleri tecrübelerden ders çıkaracaklar. Böylelikle bir öğretmen olarak insana gereksinim kalmayacak gibi görünüyor. Robotların yakın bir gelecekte sosyal hayatımızda da sıklıkla yer bulacağı kanısı hem robotik uzmanlarının hem de diğer sektör uzmanlarının ortak görüşüdür. Zaman, insanların robotlarda neyi aradığını netleştirecek. Bizim için çalışan işçiler mi, kendimizi mi?